İyi geceler sevgili seyirciler. Diriliş yeni sezona başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve gelenek bozulmuyor. Çarşamba geceleri önce Diriliş, ardından da Gündem Ötesi. E ee, Osmanlı kurulurken Anadolu'da en büyük tehlike tehlikelerden biri gerçekten de Moğollar. Çünkü karanlık bir dönem ve işte böyle bir dönemde e, ee, Moğolların o işgali esnasında Osmanlı tarih sahnesine çıkıyor. Bize de dedik ki hazır böyle harika da bir kitabı varken Timur Yıldızların Bahtına Hükmeden Son Cihangir Profesör Doktor Cüneyt Kanat'ı davet edelim. Sağ olsunlar hocamız kabul ettiler ve geldiler. Bu gece Moğolları konuşacağız. Hemen zaten sormaya başlamışsınız. Nereden böyle vahşiliği öğrendiler diye bunları hemen hocama soracağım. Cengiz Han'ı konuşacağız. Timur'u konuşacağız. Timur'la ee, Yıldırım bayazıt arasındaki o savaşı ve Osmanlı'nın başına gelenleri hepsini vaktimiz el verdiğince konuşmak istiyoruz. En büyük tehlike bu gece etiketimiz. Ee, bizlere hem Konuya dair sorularınızı ve yorumlarınızı yollayabilirsiniz. Hem sorular soracağı size kitap hediye etmek istiyoruz. Bol bol olur mu hocam? Tabii ki. Tamam. Keyifle. Ee, teşekkürler. Ve ayrıca da tarih boyunca siz en büyük tehlike olarak ne gördünüz? İsim verebilirsiniz. Ülkeleri yazabilirsiniz, şahısları yazabilirsiniz, bir anlayışı yazabilirsiniz. Ki bazı sevgili seyircilerimizden gelmiş. Hemen onlardan birkaçını okuyacağım. Ve hemen sizlerden de sosyal medyadan en büyük tehlike etiketiyle tweetlerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Selma Hanım demiş ki en büyük tehlike etiketiyle kuzu postuna bürünmüş bizden gözüken hainler demiş. Ee, bir başka seyircimiz Adem Bey en büyük tehlike etiketiyle siyonistleri görüyorum demiş. Bir başka seyircimiz tarihinden utananlardır benim için en büyük tehlike demiş. Biri demiş ki bizden gözüken münafıklardır. E, Nurullah Bey cahilliktir demiş. E, Civar isimli bir seyircimiz kibirdir demiş. Bir e, başka seyirci insandır demiş, fitnedir demiş. Biri akrabalardır demiş baba baba. Ondan sonra e, geçmişini bilmeyip geleceğe bakamayanlardır demiş. Yani o kadar çok geliyor ki. Ve bir tanesi de Fatma Hanım demiş ki en büyük tehlike ecdadı tarih yazan bir milletin tarihini bilmemesi. Tarihini bilmiyorsan sen kaybettin zaten diye güzel. yazmış. Çok güzel. Ben tabii ilk önce size Moğollarla konuya gireceğim. Moğolları bir dinleyelim sizden. Ee, Moğolların siyasi bir anlayış mı yoksa bir etnik kökenden mi bahsediyoruz? Hakikaten nasıl böyle bir vahşi olabildiler diye. Ama ilk sorumuzu sorayım mı? Buyurun. Sevgili seyirciler sizlere bu gece kitap bol bol kitap hediye edebilmek adına ilk sorumuz şu en büyük tehlike etiketiyle bekliyoruz. Bir havalimanımıza ismini veren Timur'un ünlü komutanı kimdir? Belki de ilk defa e, duyacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Biraz kızıl Kızılderili ismine de benzer tarihte öyle söyleyenler de olmuştur. Geçmişte hatırlarsınız. Bence bu soruyu herkes çok kolay bilir. Bir havalimanımıza ismini veren Timur'un ünlü komutanı kimdir? En büyük tehlike etiketiyle bekliyoruz. Buyurunuz hocam, söz evet. sizde. Ee, Moğollardan başlayacağız tabii sizin de söylediğiniz gibi ama... ...ondan önce küçük bir ekleme yapmak istiyorum izniniz olursa. Ee, kitabı ben benim çok değerli e, sevgili öğrencim, şu anda da ...Mustafa Ali Can'la birlikte yazdım. Onun e, hakkını teslim ederim ki kitaba çok büyük katkısı oldu Mustafa'nın. Sağ olsun. Ee, evet, şimdi e, tabii... Sizin de program kurgusunu yaptığınız üzere Moğollardan başlayacağız. Tabii Moğollar demek Cengiz Han demek Cengiz Han'ı konuşacağız. Daha sonra da özellikle Cengiz Han'ın oğulları zamanda büyük han olduklarında Cengiz Han'dan sonra Ögedey biliyorsunuz onun yerine geçiyor. Ondan sonra da Tulay'ın oğullarından Hülegün'ün Cücün oğlu Desti da altın orada devletini kuruyor. Ee, yine e, Tuluyun oğlu Hülegü, Cengizhan'ın torunu da e, Hocam, İran'da önce, İlhanlıları da... kuruyor. Ha. Şimdi ben hemen başa döneceğim. Tabii, tamam. tabii tabii, tabii başlayacağız dedim zaten. Tamam. Biraz ileri ve geriye giderek gelerek biraz daha sıra dışı konuşalım istedim bugün. Yani zaman içerisinde hareketli olalım çünkü. Biz buradan başlayıp Timur'a kadar geleceğiz. Tabii. Aslında bu süreç e, çok doğru bir süreç. Çünkü Timur'un da e, bu başlangıçla ciddi ilgisi var. Hı hı. Bunu gözden kaçırmamamız lazım. Onun için bunları söylüyorum. Çünkü daha sonra aynı Maveraünnehir coğrafyasında Çağatayların içerisinde hakim olduğu yerden o da 1336'da Timur doğacak. Şimdi biz geriye gidiyoruz. 1167 ya yani 64 ya da 62 olduğunda Cengiz Han'ın doğumuyla ilgili tarihler var. Ama önce bu Moğollar kim? Tabi şimdi burada Cengiz Han'ın Türk olduğu iddiası üzerinden e, Moğolların da işte Türklerle çok yakın aynı coğrafyayı paylaşıyorlar, aynı kültürün içerisindeler genellikle. İşte Cengiz Han yasası, onu da konuşacağız. Peki Cengiz Han Türk mü, Moğol mu? Cengiz Han Moğol. Çünkü Moğollar Türk değil. Türkler Moğol değil. Türkler Turani ırka mensup. Moğollar Mongoloid. Dolayısıyla şimdi bakın elimizde bu durumu bize çok açık ve sarih bir şekilde anlatan deliller var. Doneler var. Yani 4. ve 6. yüzyılda bile Latin kaynakları Moğolları tarif ediyor. Bakın resim çizer gibi Moğolları tarif ediyor. Türkleri de tarif ediyor. Çok ilginç. Yani tarih e, ...hafızasını sürekli işletiyor. Kayıt devam ediyor. Hmm. Şu anda olduğu gibi. Dolayısıyla e, orada... ...bu tariflerde Moğolları... ...farklı bir şekilde tarif ediyor. Türkleri farklı bir şekilde tarif Nasıl ediyor. Nasıl tarif ediyor? Şöyle tarif ediyor. E, yani Aslında e, insan tariflerini, fiziki tarifleri ben çok sevmem ama... ...bu bilimsel bir yaklaşım olduğu için... E, ...yapmak lazım. Çünkü kaynaklarda bu var. Şöyle diyor... Yani mesela boyları daha kısa Moğollar için, e, belden yukarısı daha geniş, daha iri ondan sonra, e, kafa, e, boyun kısa, ondan sonra işte burun basık hmm. e, ve buna benzer fiziksel gözleri çekik, çekik sakalları az, yok gibi. Yani Aha. Tabii Cengiz Han'ın resimlerine bakın göreceksiniz. Doğru bunu. doğru, böyle yanaklı da diyor mu yuvarlak evet. suratlı? Tabii tabii yuvarlak suratlı, Türkler için de. Daha bugünkü bizim bildiğimiz e, tipolojiye ben, benzeyen tarifler veriyor ve şöyle bir kelime kullanıyor bakın mütenasip bir vücuda sahipler diyor Hı. Mütenasip, uyumlu demek biliyorsunuz. Yani o Moğollardaki farklılığı, yani bunları ben söylemiyorum lütfen seyircilerimiz. Tabii tarihi kaynaklara ha, dayanarak. Yani bunları Latin kaynakları söylüyor. 4. 6. yüzyıl arasındaki Latin kaynakları söylüyor. Bunlar elimizde mevcut. Daha yapmışlar adamlar, görüyor ve anlatıyor. Marco Polo da anlatıyor, Carpini de anlatıyor. Yani o daha sonra... Ee, seyyahlar da bu kalem abi çok meşhur biliyorsunuz Marco Tabii ki. dolayısıyla buralarda da e, gördüklerini anlatan tarih bunların üzerinden de yol alabiliyoruz aynı şekilde 13. yüzyıl 14. yüzyıl e, İslam kaynaklarında da Moğol tarifleri var bakın 4. yüzyıldan buraya gelinceye kadar inanın hiçbir şey değişmiyor Aynı tarifler orada da var. Hmm. İbnül Furat da var. Diğer özellikle Memlük dönemi tarih yazıcılığı çok yaygın, devasa eserler verilmiş. Kahire'de özellikle Şam'da hmm. ve bu kaynaklardan biz yine Latin kaynaklarını doğrulayan tariflerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla en başta bunun altını çizmemiz Peki. lazım. Moğollar farklı bir ırk. Türkler farklı bir ırk. Peki, Günümüzde şimdi, de öyle. Aha, peki e, şimdi Moğollar ve özellikle de ilk Cengiz Han'la alakalı konuşurken hep böyle e, bir şeyleri okumaya başladığımızda gözümüze çarpanlar korkutucu savaş taktiklerine sahip oldukları, gerçekten çok acımasız oldukları, e, ilginç istihbarat sistemlerine sahip oldukları bunlar hep anlatılıyor. Peki bu acımasızlıkları bunları Örnek verebilir miyiz? Nasıl savaş taktikleri vardı ve bu alanda nasıl bu kadar ilerleyebildiler? Şimdi bakın, zamanın ruhu diye bir şey var, hmm. zamanın şartları diye bir şey var. Yani coğrafya o kadar acımasız ki o dönemde, coğrafya o kadar acımasız ki güçlü olmak zorundasınız. Yani o çağın gereği oydu. Kolunuzdaki gücün kılıcınıza yansıdığı kadar bir şeyler yapabiliyorsunuz böyle. Bunu değiştiremezsiniz. Yani bu tabi birey üzerinden de bunu okuyabilirsiniz. Ee, kabile üzerinden, aşiret üzerinden ve devleti oluşturan ordu üzerinden de bunu okuyabilirsiniz. Hmm. Gücünüz ne kadar üst düzeyde ise sahip olacaklarınız da o kadar fazla. Hmm. Dolayısıyla herkes bunun farkında. Moğollarda zaten şu kadarcıktan küçücükkenden daha böyle işte koyunların, koçların üzerine binerek Timur da ilk e, binicilik eğitimini öyle alıyor mesela. Çok ilginç. Ama bu değişmiyor. Türklerde de böyle aslında. Çünkü coğrafyayı paylaşıyorlar. Kültürü paylaşıyorlar. Ve bunun sonucunda Cengiz yasası diye bir şey çıkıyor. Cengiz yasası Cengiz'in oturup da yazdığı bir şey değil. Tarihi süreç içerisinde bu iki topluluğun birlikte paylaştıkları, biriktirdikleri kültürün bir sonucu. Biraz da acımasızlık meselesi bu Cengiz yasasından e, örnekle yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey vardı. Dur bulamadım notumda da siz yanlışım olursa düzeltin. E, akan suya ayaklarını sokanın öldürülmesi Akan ki... suyu kirletmek. Şimdi bakın bugünkü gibi şebekeden temiz pırıl pırıl arıtılmış su gelmiyor. O gün. Böyle bir şey yok. İçeceğiniz su akarsudan akan su. Eğer siz bu sudan içecekseniz bu suyun temiz olduğundan emin olmak zorundasınız. Buna bir kutsiyet falan atfedilmiyor bakın. Çok basit bir insan davranışı bu. Ama şöyle abdest alırken hani biz Müslümanlar evet akan suda tabii ki temiz abdest suda abdest alırız ya. Ama şimdi bakın. O zaman düşünebiliyor musunuz? Evet yukarıda birisi bir şey yapıyor. Eğer böyle bir kanun olmasa, hmm. bunu e, suyun temizliğini korumaya yönelik böyle bir kanun olmasa, siz şüphe edeceksiniz. Yukarıdan birisi bir şey yapıyor, siz de aşağıdan suyu gayet güzel içiyorsunuz farkında olmadan, ne olduğunu bilmeden. İşte bu kuralla bunun önüne geçiriliyor. Hadi birisi cesaret etsin de o suyu kirletsin. Mümkün değil. Çünkü o suyu içiyor bu insanlar hmm. ve bu suyun temiz olduğunu çok basit bir insan tutumu ve davranışı bu aslında yani bunu büyütmeye gerek yok dolayısıyla suyun temizliğini korumak üzerine kurgulanmış bir yasa ve ceza böyle yani ya olmak zorunda neticelenen evet bir de e, acımasızlık hani tamam coğrafi koşullar ve dönem karanlıktı ve zordu diyorsunuz da savaşmak zorunda 20 milyon e, rakamı zikredilir yani 20 milyon kişinin ölümü ne evet. sebep olmuştur diye. Ha, toplamda mı? Toplamda. Han? Evet. Abartılı bir rakam bence, mıdır? Bence çok abartılı bir rakam. Yani o tarihteki bilinen dünyanın, çünkü Amerika ve Avustralya hmm. henüz keşfedilmemiş, bilinen dünyanın nüfusu ne? Bu soruyu sormak lazım. Hmm. Yani ben hep buradan hareketle bu katliam kurgularını çözmeye çalıştım kendi aklımla. Ya bazen doğru sonuca ulaştım, bazen belki yanlış sonuca ulaştım bilemiyorum ama mesela Timur'un bile İran'da yaptığı katliamlarla ilgili işte İsfahan'da 70 bin diyorlar, Bağdat'ta 90 bin, kuleler yapmış, klavye görmüş, yazmış, şu kadarmış, bu kadarmış falan. Ya İran'ın nüfusu toplamı o tarihte 1 milyon. Bakın. Bütün İran coğrafyasının nüfusunun toplamı 1 milyon. 70 bin orada, 90 bin orada. Onda biri gitti zaten. Bu mümkün değil. Yani Peki, rakam ben olarak yine belki tutmasa bile <laughs> e, şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela İspan dediğiniz diye benim aklıma geldi. 7 yaşından küçük bütün çocukları bir kenara ayırıp da bütün sevenlerinin ailelerinin gözleri Üzerinden önünde atları cinnete atla haline getirdikleri anlatılıyor. Yani bilmiyorum ben yani bu olabilir mi? Şöyle belki hani e, kaynaklarda geçiyorsa hep öyle bildik ya. Bazen bir kaynakta geçiyorsa evet gerçekten o e, vaka yaşanmıştır. Ama bazen de düşmana korku salmak adına da yazdırılmış mı olabilir diye. Fakat şey de mutlaka sormak isterim. Onu birçok seyircimiz de zaten muhakkak sor diye e, bana yönlendirmiş soruyu. Buhara. Evet. Buhara'da olanlar. Mescidi Cuma. Evet. Yani şimdi tabii ki bazı şeyler yapılmış ama Timur Müslüman. Yani biraz sonra eminim geleceksiniz Şam'dayken İbn Haldun'la olan karşılaşması var mesela. Evet, evet, Onu evet. ayrıntısıyla anlatırız. Çok önemli buluyorum ben bunu. yani anlatıyor. Yine diğer İbn Şihne, İbn Şuhbe namaz vakti girdi diyor. Falanca imam oldu. Biz de arkasında durduk Timur'la yan yana. Vakit namazını kıldık diyor. Şimdi yani bu adamın Buhara'da böyle bir şey bu kadar ya bunlar şimdi ben tarihçiyim bakın her şeyden önce kendimi hiçbir zaman yargıç yerine koymak istemiyorum. Yani zaman zaman tarihçilerden yargıçlık yapması bekleniyor, isteniyor. Yani tamam bunu da anlayışla karşılıyorum ama bizler yargıç değiliz. Yani bizler aklımızla, eldeki verilerle, bazen el yordamıyla ilerlemek zorunda kalıyoruz. Çok az küçük kırıntılardan bilgi kırıntılarından sonuca ulaşmaya çalışıyoruz ama zaman zaman tabii ki e, yani bunlar genelde subjektif de oluyor çünkü insanın duyguları da giriyor işin içine şimdi ben Timur'la ilgili çalışıyorum yani zaman zaman bu programlardan sonra eleştiriler, eleştiriler alıyorum okuyorum çok da hoşuma gidiyor açığım yani diyorlar ki hoca Timur çalıştığı için Timur'a inanılmaz bir sevgi besliyor ve Timur'u hep koruyor kolluyor. Hmm. Yani hayır öyle değil. Yani geçmişte evet yaşamış tarihimizin önemli kişiliklerinden birisi gerçekten öyle. Cengiz Han da öyle. İskender nasıl önemli ise bu anlamda. Cengiz Han da, da öyle. Timur da öyle. Ve, Tabii. Evet, bir deha dendiğinde zaten İskender gelecek haklı. Cengiz Han gelecek. Ki. illaki Timur gelecek ama. Tabii. Şimdi ben hani Yıldırım Bayezid'le tabii onlar ya. zaten muhakkak tabii gelecek de ama ben hani bir e, böyle Ankara Savaşı filan dendiğinde ve orada yaşananlar sonradan işte Osmanlı'nın girdiği dönem fetret düşünüldüğünde ben o kadar şey yaklaşamıyorum sıcak yaklaşamıyorum ama tabii beni sunucu olarak sizde de e, ilim sahibi bir <laughs> profesör olarak değerlendirdiğiniz Hayır yani konuşalım, ben... konuşalım, tartışalım. Yani bakın e, çok açık olalım. Her şeye açık olalım, konuşalım. Yani orada, hani ben tarihi yeniden kurgulamayı çok sevmem. Hmm. Gerçi şu şöyle olsaydı böyle olurdu, bu böyle olsaydı böyle olurdu. Bu Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil. Ama gerçekten olaylar öyle bir gelişti ki Ankara Savaşı'nda. E, yani çok küçük bazı şeyler farklı olsaydı gerçekten sonuç farklı olabilirdi. Ve bu savaşın e, suçunu ve sorumluluğunu, sadece bir tarafa yüklemek kesinlikle doğru değil ben buna hep itiraz ediyorum hep itiraz edeceğim ikisi de istedi bunu engel olmadılar kendileri eğer isteselerdi engel olabilirlerdi İki tarafta engel olmayı düşünmedi ve bu savaş oldu maalesef yani bu savaş Ankara Savaşı'nın çaldırandan farkı yok redaniyeden farkı yok otluk belinden farkı yok bu savaşların kazananı kaybedeni yok biz önce bunun farkına varmalıyız. Kazananı kaybedeni yok. Neden öyle düşünüyorsunuz? Neden iki Türk devleti savaşıyor, kardeş kardeşi kırıyor? Peki, yani bu bir küçük bir aile düşünün, iki kardeşin birbirine zarar verdiğini. Çok basit tamam. bir denklem kuruyorum. Tamam. Bunun güzel bir tarafı olabilir mi? Lütfen söyleyin bana. Yani tabii ki savaşların hiç güzel bir tarafı olamaz da. Hayır bakın bir ailede iki kardeş birbiriyle... Çatışıyor birbirlerine, fiziki zarar veriyor. Bunun güzel bir tarafı olabilir mi? Kazananı kaybedeni olabilir mi? Şimdi devamına bakacak olursak, eğer Osmanlı tarih sahnesinden silinmiş olsaydı, hani ben buna nasıl objektif cevap verebilirim? Ya işin içinden şey Olmadı. Yani olmadı, eyvallah o, olmadı bak işte, ama bakın ben yine... bunu objektifçe. Sevgili seyirciler, bu arada tam yani yerine gel. Tabii ki Cengiz Han'ı falan da konuşacağız ama madem yerine denk geldi hocamızın da kitabı Timur üzerine, o zaman tam burayı konuşalım. Ee, sabaşı isterseniz siz hatırlatın. Hı hı. Yıldırım Bayezid'le hı hı. Timur'un Timur orduları. 1402 hı. Ankara Çubuk Ovasında. Evet bugünkü ismini söylemiyorum havalimanının olduğu yerde e böyle bir savaş oluyor. Tabii bu savaşın öncesi de çok önemli. E Pelin Hanım. Tabii ki hocam. Yani bakın. Şimdi bu arada Çubuk Ovası'nın <laughs> tasvirini de o kadar güzel yapmışsınız ki kitapta. Diyor ki: "Tarihin kum saati bir yandan göğsünü dolduran tanecikleri sıkı sıkı bir arada tutuyor, bir yandan heyecan içinde geleceğin hakimini ve İslam dünyasının en büyük hükümdarını belirleyecek olan savaşın" ...başlamasını bekliyordu. Gökyüzü gözlere perde düşüren bir toz bulutuyla kaplanmış. Buluttan yağmur değil, kan ve ölüm, zafer ve hezimet yağacaktı. Aynen öyle. Yüz askerin sıra sıra dizilip ölmeyi ve öldürmeyi beklediği... ...büyük düzlükte bütün nefesler tutulmuş. Birazcık tarihi böyle başa saracak olursak... ...şimdi aslında Timur'la Yıldırım Beyazıt sanki böyle bir uzlaşmaya varmak istermişcesine görünen, haberleşiyorlar. Görünen yüzü. Mektuplaşmalar da iki taraf da savaşın sorumluluğunu birbirinin üzerine yıkmaya çalışıyor. Buna ulemayı da alet ediyorlar. Herkesi alet ediyorlar. Yani iki tarafta savaş çünkü kötü bir şey. Hele hele e, ikisi de aynı yolda ilerlediğini iddia eden iki güç. Hı hı. E, yani Timur da öyle diyor. Ee, 1370'te Mavera Nehr hakimi olup tahta oturduğunda ki o bir kukla hamda zaten Cengizli soyundan bir kukla handa hep oturtuyor İlk otur suyurgatmıştır. Söylediği şu: Ben İslam kendim için hiçbir şey istemiyorum. İslam için cihat yapmak istiyorum. Timur söylüyor bunu, bakın Pelin Hanım. Şimdi bir de buradan bakalım. Zaten Osmanlı tarihini gayet iyi biliyoruz. Yıldırım Beyazıt'ın Balkanlarda nasıl bir e, mücadele verdiğini, dini İslam için savaştığını zaten biliyoruz. Ama Timur da aynı şeyi söylüyor. 1370'te daha söylüyor. İlk Mavera Önler hakimi olduğunda ilk sözü bu. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ben dini İslam için cihat yapacağım diyor. Tek derdim bu diyor Timur. Ha şimdi söylenenler başka bir şey, yapılanlar başka bir şey diyeceksiniz. Hı. Doğru. Şimdi biz tabii söylenenler üzerinden tarihi anlamaya çalışırsak çok yanılgıya düşeriz. Evet. Biz tabii ki yapılanlara da bakacağız. Şimdi ee, Emir Timur İslam dünyasının tamamını etkileyecek bir savaşın arifesinde olduğunu farkında. Kesinlikle. Yıldırım Beyazıt da farkında. Timur farkında. Osmanlı Sultanı tehditleri karşısında geri adım atmamış kendisine misiyle mukabelede bulunmuştu. Elbette geri adım atması mümkün değildi. Şimdi e, Timur ne istiyor Yıldırım Bayezid'den? Ne istiyor? Bir kere e, onun yanına sığınmış olan e, insanları kendisine geri iade etmesini en azından sınırları dışına Göndermesini istiyor. Çok sebep var. Yani yaratıyorlar. Sebep Ama, Ama bakın bir... bunların hepsi de bana göre şey e, görünen zahiri sebepler. Ben bakın bazen şöyle anlatıyorum. Hı. Bir cümle daha söyleyeceğim siz de, e, de lütfen söyleyeceğiniz o zaman söyleyin. Ben diyorum ki Ankara Savaşı'nı anlayabilmek için bu savaşın neden olduğunu anlayabilmek için. Hiç bu siyasi gelişmelere falan bakmayın. Mektuplara, yazışmalara o ona ne demiş, o ona ne demiş. Çok gerginleşmişler, çok kırıcı olmaya başlamışlar. Başta iyiymiş de falanmış da filan. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Önünüze bir atlas koyun, atlas, harita. Ve haritaya bakın. Bu savaşın sebebini o zaman göreceksiniz ve anlayacaksınız diyorum. Coğrafya buna zorladı iki tarafı da. Güçleri buna zorladı. Bakın Timur o kadar Güldür güldür ilerliyor ki Bir savaş makinası ee, Osmanlı'nın Bakın fetih politikası Zamana yayılmış bir e, Fetih politikasıdır Timur'un ki Kendisiyle sınırlıdır Bakın bunlar çok önemli ipuçları Hiç kimse bunları dikkate almıyor Yani bilinen tarih üzerinde Değil ama öyle değil işte Timur kendi döneminde dünyaya hakim olmak istiyor. Osmanlı merkezi sisteme, merkezileşmeye, organize olmaya çok önem veriyor ve fetihleri zamana yayıyor. Bunu da mükemmel başarıyor. Hiç kimse aksini söyleyemez. Başarmadılar mı? Hmm. Başardılar. İyi ki başardılar. Değil mi? Ama nesilden nesile, nesilden nesile, nesilden nesile bir sultanın bıraktığı yerden diğeri devam ediyor. Timur'un böyle bir yaklaşımı, böyle bir kurgusu yok. Timur fetihlerini kendi yaşamının sınırlarıyla sınırlandırmış. Ben, yani kendi... yok. Yok. Ya ölüm döşeğinde neredeyse bir buçuk metre karın içinde, ömrünün son günlerinde taht oturmuş Çin'e gidiyor ya. Böyle bir adam. Çin'i fethedecek. Yani bunu bu şekilde düşünen ve buna yaklaşan bana göre iki Osmanlı sultanı hükümdarı var. Birisi Biri Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim. Birisi de Kanuni Sultan Süleyman. Fatih'inki çok farklı. Fatih çok ileri görüşlü bir hükümdar. Onun Batı'ya ve İtalya'ya olan, Otranto'ya olan seferi üzerinde... Ama o da üzerinde, onda da durdurak yok tabii ki. Tabii onda da var ama yani ömrü izin vermiyor ki. Ama Yavuz Sultan Selim hı hı. ve Kanuni Sultan Süleyman fetih anlamında yani Timur'la karşılaştırılamaz tabii ki. Ama birazcık hırsları ve istekleri ona benziyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir çalışıyor. de şöyle bir cümleniz var. E, diyor ya Timur bana Kara Yusuf'u e, vereceksin. Ver diyor. Evet. E, Bayazıt'ta tabii Hayır. yani Kara Yusuf'u verirse zaten ona tabi olmuş olacak. Ki bunu zaten. Asla kendine yakıştırması İtaat etmiş mümkün, değil. Olacağım, mümkün değil. Siz de çok güzel bir ayrıntıyı buraya koymuşsunuz. Vakti zamanında Moğollar gibi en katı askeri kurallara sahip bir topluluk bile kendilerinden kaçıp da Mısır'a sığınan Abbas Hanedanı mensuplarını geri istememişken Timur'un ondan böyle bir talepte bulunması doğru muydu? Bir de zaten Yusuf Bey de yanında değildi ki onu ver ama yanında olsa da zaten verecek değildi. Bir taraftan da ordusunu Timur Benmez. topluyor. Tabii. Yani hani anlaşma zemininin olmayacağı son derece farklı. Hayır mi? hayır o kararlı. Bakın bunun öncesi var Pelin Hanım. Şimdi Timur'un ilk e, Anadolu'ya geldiği tarih 1393. Bağdat'ı işgal ediyor. Hı. Tabii. Ondan sonra oradan o kafaya koymuş yani o çünkü coğrafya onu buna itiyor. Artık yani bir güç var bu patlama noktasına gelmiş, bir yere doğru yayılmak ve ilerlemek zorunda. Çaresiz. Bazen, şimdi kaçırmayalım yine, kaçırırsam lütfen hatırlatın kaldığım tamam. yeri. Bazen şöyle bir eleştiri getiriyorlar Timur'a. Diyorlar ki, madem cihattı ha. tek derdi, bunu işte hocam da siz de söylediniz 1370'te Mavera Nehra hakim olur olmaz ilk ağzından çıkan buydu ve samimiydi diyorsunuz. O zaman niye küffarın üzerine Osmanlı de. hükümdarları Hı. gibi işte Timur geldiğinde Balkanlarda bizim fetihlerimiz inanılmaz bir şekilde ilerliyordu. Allah'tan ki orada hiçbir zararımız olmadı. Ankara Savaşı'ndaki kaybımıza rağmen yine daha sonra evet bir 10 yıl kadar fetret devri dediğimiz bir dönemi yaşadık ama oradan geriye herhangi bir dönüşümüz yok. Niye o zaman küffar Avrupa'ya şuraya buraya gidiyor? Timur niye gitsin Avrupa'ya? O dönemde Avrupa yere yapışmış, görebileceği en dibi görmüş, hiçbir şey yok. Timur gittiği yerlerden bütün sanatçıları alıyor. Timur'lu Rönesansı diye bir şey var Pelin hmm. Hanım. Yani bu adam sadece savaşçı değil, sadece savaşçı değil. Yalnız benim hatırladığım Timur Hristiyanlardan bir tek nereye alıyor? Gürcistan'a çok sefer yapıyor. Gürcülere çok zarar veriyor. Gürcüs Anadolu'da zarar. Anadolu'da da Kadısa Kalesi tabii canım. Tamam. Tabii onu da yani şimdi şöyle diyor bakın. Dibe batmış yani <laughs> dibe batarsa batsın ha. Yani senin Ama bir, bir şey yok. alabileceği baksa... bir şey yok ki. Yani Ama bir bu... taraftan da Timur kendi ülkesini şimdi... mamur hale getirmek tamam. istiyor. Sanatçıları götürüyor, zanaatçıları götürüyor, en güzel eserleri, her şeyi alıyor, topluyor Semerkant'a. Gözünün nuru başkenti Semerkant'a taşıyor. Hı hı. ve orada kurduğu mahallelere e, Kahire ve buna benzer işte şey en güzel kentlerin isimlerini veriyor. Özene bezene yapıyor bunu. Gerçekten böyle bir hedefi var. Yani Avrupa'da onu cezbeden hiçbir şey yok. Pelin Hanım. Hiçbir şey yok. Hı. Zenginlik ne? Bakın şimdi bunlar hep zincirin iç içe geçmiş halkaları gibi birbirine geçmiş e, savaş Taktikleri ve strate stratejileridir. Şimdi Timur tuttu. Bunlar hep bakın birbiriyle ilgili. Orayı lütfen kaçırmayalım. Şimdi anlattığımda diyeceksiniz ki, ha tamam hocam. İnşallah. Şimdi. <laughs> şimdi... burada araya gireceğim. Ebru da dedi ki, e Perin sorunun cevabını çok bilen oldu dedi Havalimanı ile ilgili. Birazdan onu da anlatacağız. Timur'un e komutanın ismi neydi Havalimanına ismini de <laughs> vermiş olduğumuz. Onu e anlatacağız da bir tane daha sorayım. Şam'da Timur'a esir düşen ünlü alim kimdir? Ona da sıra geleceği için söylemeden sormuş olayım. Şam'da Timur'a esir düşen ünlü alim kimdir? En büyük tehlike etiketiyle bekliyoruz cevabını. Buyurun. Şimdi bakın. Timur katıldığı ordusunun başında, hükümdar olarak, komutan olarak katıldığı yaşamı boyunca hiçbir savaşı kaybetmedi. Böyle bir bilgi var elimizde. Bir savaş makinesi, adamın kendisi bir savaş makinesi. Peki bunu sadece fiziki gücüyle açıklamak mümkün mü? Hayır canım. Hayır. Evet. Bravo. Bunun psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var, finans boyutu var, çok değişik Stratejik boyutları var. Stratejik boyutu var. Strateji var. Bakın. Şimdi sizin Biraz önce önerdiğiniz bilgi üzerinden bir kurgu yapalım. hani Sevmiyoruz ama bazen yapıyoruz. Avrupa'ya gitti. Avrupa'da hiçbir şey yok. Derken şunu kastediyorum. Hı. Bakın Timur ele geçirdiği ganimetin büyük bölümünü askeriyle paylaşıyor. O kadar cömert, o kadar bonkör ki. Ama ona gazaroğ diyemeyiz işte. Ama şimdi... Çünkü Eğer yani siz, bir kişiyi bile katacaksan ve kazanacaksan tabii, oraya tabii. yine o seferi yaparsın. Tabii bunu ki. o zaman cihat tabii demiyoruz. Ki. Ekonomik tabii gerekçelerle gitmemiş. Sapmaları Anlaşık var. Be. Tabii ki var. Yani Biz şimdi 1300'lü yılları konuşuyoruz. 14. yüzyılı konuşuyoruz. Yani o devirdeki anlayış bugünkü bakış açımızla birebir örtüşmeyebilir. Yani o oralarda ufak yan yollara sapmalar olacak. Bunu mazur karşılamalıyız. Yani gerçekten. Timur bunu hep yapıyor ve onun için ordusundaki askeri Timur'u o kadar seviyor, o kadar güveniyor ki bu başarılar biraz da bunun için bu şekilde gelişiyor. O gidecekler, hiçbir şey yok. Şimdi zaman zaman yağmalar var, başka şeyler var. Hı. Yani askerin beklentisi Yani başka var. bir şey onu cezbetmiyor. Yani ordusu bir şekilde Ayrılmıyor, bölünmüyor, Kesinlikle. kaçmıyor filan. Şöyle e, bir şey okudum. O e, doğru mu diye size soracaktım hocam. Buyurun. E, Moğol dilinde asker kelimesinin karşılığı yokmuş çünkü Moğol toplumu zaten Herkes çatışma esas. Evet. Tabii. Ne enteresan bir şey bu. Ne enteresan bir bilgi. Peki evet. bu yine orduya dönecek olursak? Şimdi bakın hemen orada çok. E, Biraz sonra konuşacağız diyorduk ama şimdi burada anlatalım. Bu tutumunu anlayabilmemiz adına çok önemli. Bakın. Hı. Finansla bunu ben eşdeğerde görüyorum. Çünkü güven verme. Askerine komutanın güven vermesi. İsfahan'daki katliamı hemen isterseniz hızlıca anlatayım. Olur. Yani bu hem hakikaten önemli bir şey. Bir de Sivas'ta da oldu mu diye soracağım tabii ki. Tabii ki oldu. O çok daha küçük tabii yani. Onu da anlatalım. O çok ilginç çünkü yani oradaki ironi e, yeteneği Timur'un müthiş. Onu anlatalım. Şimdi İspan'da, İspan önlerine geldiklerinde daha önce yaptıkları zaten o kadar hızlı kendisinden önce gidiyor zaten yani. Halep'te o kadar sert davranıyor ki Dimaşk'a gelmeden, ki Halep ile Dimaşk'ın arası ne kadar biliyorsunuz, gelmeden orada yaptıkları ondan önce geliyor. Ve Dimaşk Ellerine Korku kaldır. Tabii. ordudan önce Bu geliyor. Bu da bir strateji. Bravo. İsfahan'da da aynı şekilde Timur'un zaten hep şeyidir. Evet. E, usulüdür. Bu arada burası İspan ona göre hayal edin sevgili seyirciler. Evet ilk önce diyor ki bir elçisini gönderiyor elçilerini ya da diyor ki e, teslim olun. Yani bizi yormayın. Kendi canınızı da koruyun. Yani biz buraya kadar geldik, çok emek verdik, çok harcama yaptık. Bize bir savaş tazminatı ödeyin. Biz çekilelim gidelim. Bize itaatinizi bildirin. Tabi Timur'un en büyük amacı çok güçlü ülkelere, şehirlere, komutanlara, hükümdarlara baş eğdirmek. Böyle bir takıntısı var. Ve bu teklifi yapıyor. İsfahan'daki yetkililer de düşünüyorlar taşınıyorlar. Diyorlar ki yani bizim bu ordunun karşısında direnmemiş söz konusu bile olamaz. Bu açık ve net. Biz teslim olalım. İşte sahip olduklarımız hani belki birazını da saklarız, maklarız ama canımızı dererim. kurtarırız. Evet. Çoluk çocuğu kurtarırız. Evet, aynen öyle. Can bu yani. Can neticede gittiğin zaman malın mülkün hiçbir anlamı yok. Çünkü kefenin cebi yok. Dolayısıyla bunda karar kılıyorlar. Timur'a da diyorlar ki tamam biz size itaat ediyoruz. Sizin istediğiniz savaş tazminatını da vereceğiz. Çok güzel diyor Timur. Tamam işte budur diyor. Ondan sonra bakın olayın gelişimi gerçekten bu. Biraz sonra olanlar oldu ama neden oldu? Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Anladım. Yani insan canına kıymanın hiçbir mazereti olamaz. Bunu sıfır noktasında söyleyelim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani mazur göstermeye çalışıyormuşum falan filan. Böyle bir şey yok. Ama ben Olanı anlatmak durumundayım. Bilgilendirmek durumundayım. Peki o zaman diyor. 3000 tane Çağatay askerini ve e, tahsil işini yapacak olan maliyecileri, 3000 kişiyi kale, şehir surlarının kapıları açılıyor. içeriye giriyorlar. 3000 kişi bakın. Timur'un ordusu dışarıda. 90 bin kişi, 110 bin kişi, 70 bin kişi. Yani bu rakamlar söyleniyor. Büyük bir ordu. Ondan sonra Tahsil başlıyor içeride fakat bir ara, bir akşam üzeri bir şey oluyor. Böyle büyük, kalabalık bir çarşıda. Yani değişik şeyler de anlatılıyor gerçi ama ben şu bilgiye inanıyorum. Bana daha akla yatkın geliyor. Bir e, Timurlu askeri, Çağatay askeri, çarşıda bir ıspanlı e, kadına bir tacizde bulunuyor. Hmm. Bu Gözle mi taciz, elle mi taciz, nasıl bir taciz bunu tanımlamıyor kaynaklar. Ama bir taciz. Taciz tacizdir zaten yani. Değişmez ki. Rahatsız etmek anlamında söylüyorum tacizin. Ve bu büyük bir infialle karşılanıyor. Hemen orada o askerin üzerine yürüyorlar. Bu sefer diğerleri geliyor. Halktan büyük bir grup geliyor. Orada bir çatışma çıkıyor. Ve bu 3000 askerin çok küçük bir kısmı İki tane mahalle, eskiden bu şehir, surlarla çevrili şehirlerin içerisinde bir de her mahallenin kapısı var. Hmm. Ve bu kapı belli bir saatte açılıyor, belli bir saatte kapanıyor. Hani ben misafirlikteydim, Neydi? akşam 11'de geleyim gireyim, yok böyle bir şey, giremezsin. Hmm. Kapı kapalı kardeşim, girseydin. Bunun bir zamanı var, güvenlik çok önemli o devirde. Çünkü mobese kamera yok, başka bir şey Tabii yok, ki. tamam mı? Hı -hı. Şimdi o iki mahalle kapılarını açıyor ve bu Çağatay askerlerinin küçük bir kısmını kurtarıyor. Daha sonra zaten o katliamdan ayrı tutulan iki mahalle bu. Tibur bunu da yapıyor bakın. Mesela bu kadar da şey, vefaya düşkün bir insan ve ödüllendiren bir insan. Ondan sonra ya ama... Çok empati kurmuşsunuz. Öyle mi? Ama geri kalan, geri kalan bütün Çağatay askerleri öldürülüyor, katlediliyor orada İspan halkı tarafından. Asker de var bunun işin içinde. Belki de sıradan insanlar da var. İnfial yaratıyor. Çünkü. Katliam kaç bin? 3 bin di Çağatay askeri. Timur bu 3 bin asker gitti değil mi? Ya yani 3000 bin demeyelim hadi 2800 diyelim. 200-300 kişisi bu iki mahallede kurtuldu. Ona da şükür diyor tabii ki. Ve bunu ödüllendiriyor. O kadar Kızıyor ki Timur bu duruma o kadar sinirleniyor ki ve bu yaptığını gören diğer askerler şunun rahatlığını yaşıyor. Diyor ki benim başıma bir şey gelse böyle bana da bir itaatsizlik kalleşlik ne derseniz deyim. Bir anlaşma yaptık çünkü biz tahsil için girdik içeriye hmm. bizi içeride imha ettiler. Ha, bana benim, sahip çıkacak. Benim, değil? Evet benim intikamımı alacak bana sahip çıkacak ve Timur'a bunun için öylesine bağlılar ki cömertliği sebebiyle, Hı -hı. cömertliği sebebiyle işte e, Hülegünün Abbasi hilafetine 1258'de son verdiğinde, Bağdat'ta son halifeye yaptığını hemen burada anlatalım isterseniz. Hı -hı. E, i̇şte bitiyor artık e, işgal, Halifede de yakalanıyor, getiriliyor Abbasi halifesi. Hülegü şöyle bir anekdot anlatılıyor. Onu hızlıca anlatayım. Başka bunun varyasyonları da var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Buna inanmak istedim belki. Hülegü hapse attırıyor halifeyi ve diyor ki sakın diyor yemek vermeyin diyor. Hiçbir şey vermeyin. Aç kalsın. Tamam. Emir demir keser. Ondan sonra birkaç gün geçiyor. Birkaç gün sonra böyle e, halifenin hazinesinden büyük bir tepsi. Üzerinde böyle çok güzel sahanlar, değil mi o zaman sahan denirdi? Böyle eski bakır <laughs> kapaklı anneannemin vardı, <laughs> çok güzel. Ben onları çok seviyordum. Birkaç tanesini sakladım. Tabii sarayda da var, çok gördüm. Bir işte kapaklı olurdu. Onları bu tepsi üçüncü gün diyor ki artık bunu götürün halifeye. Yeterince aç kaldı. Halife de oradan görünce çok şükür diyor artık insafa geldi. İşte açıyorlar kapıları, tepsiler, birkaç tane koyuyorlar falan. Halife çok mutlu, şükrediyor, teşekkür ediyor falan. Hemen geliyor, bir en büyük sahanlardan artık kuzu tandır, altında pilav. Ne hayal etti artık o manzarada bilemiyoruz biz tabii. Her şey hayal edilir o açlıkla. Açıyor, kendi hazinesindeki en değerli zümrütler. Allah Allah, bu ne diyor? Öbürünü açıyor. En değerli altın parçaları, en değerli gümüşle, en değerli e, safir. Hepsi de kendi hazinesinden parçalar. Hmm. Bunlar yenmez ki, bunlar benim karnımı doyurmaz ki diyor. İşte hikaye. Bulegü de diyor ki, eğer sen diyor cömert olsaydın, bu hazineni orduna harcasaydın, şimdi bu durumda olmazdın diyor. Hmm. Sırf ona bu dersi vermek için. İşte Timur... ...bu hikayeden gereken dersi almış. Hmm. Timur paylaşıyor. Hani Biraz önce de söyledim ya... ...tabii siz onu gaza... E, ...prensipleriyle ilişkilendirerek... ...önüne bir set koydunuz. Haklısınız. Hmm. Doğru. Osmanlı askeri... ...ilerlerken Bağdan... hani ...hep anlatılır Hı, ya, tabii. gerçektir değildir... ...bir çilkim üzüm koparıyor... ...yerine hemen bir kese içinde... ...karşılığı olan akçeler var. Hmm. Şimdi bu anlayışla ilerlediğiniz zaman... Tabii ki Allah sizin yolunuzu açacak tabii. anlayışı da var. İllahi. Doğrusu da inancımız gereği tabii ki bu. Harama el uzatmayacağız. Hele hele seferde. Tabii. Peki Yezid'in mezarı ile ilgili olarak? O doğru değil. Değil mi? Bana göre değil. Ben, Ama geçiyor epey. Ben, ben Timur'um böyle bir şey yaptım. Daha önce de bunu pek çok kere söyledim. Medyada da televizyonda da hala aynı yerde duruyorum. Bunun ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Timur değişik şey yerlerde diyeceğim. değişik şeyler yapıyor Pelin Hanım. Bakın, Şiilerin yanındayken bir Sunni savunucusu oluyor. Sünnilerin yanındayken Şiilerin e, ama, eksikliklerini Ama bir şey söyleyeyim, Yezi'din mezarı ile ilgili İslam dünyası Yani Yez, Yezid ile ilgili İslam dünyası bir tartışma yok ki. Ya tartışma olsun olmasın. Şimdi yani, deniyor ki sevgili seyirciler yani mezarı açtırmış, askerlerine şuraya şunu yapın demiş. Yani bu çok şey yani. Ee, Muhabir... böyle birisi değil. Heh. Şimdi e, Hazreti Peygamber'in torunu Hazreti Hüseyin'in... Yani şimdi insan tekrar ederken bile canının yandığı hadise Kerbela'da şey edilmesine sebebiyet veren Yezid'in... Şam'daki Emevi Camii'nin yakınında bulunan Bavüsagir mezarlığında kabrini açtırmış ve kemiklerini yaktırmış diye... Kaynaklar hatta o şeyde Evliya Çelebi'de filan başka şeyler anlatılıyor. Tabii başka şeyler yani, anlatıyor ama hani mezarının yaktır ya yani mezarının yaktırılması da hadi mevzuyu biraz bırakmış olalım da yani tabii daha neler 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 neler, neler aktarıyor. Yani tuvalet ihtiyaçlarını o mezarların ve cesetlerin üzerinde karşılandığını Yezidin, bile söylüyor. evet Yezi'nin mezarı ile evet. ilgili. Yani en kibarca böyle anlatabiliriz. Ee, diyor ki e, bakıyor böyle bu diyor Son derece gösterişli ne kimin bu mezar diyor. Diyorlar ki işte Yezid'in mezarı sinirlendiği söyleniyor. Ve diyor ki bu sahabe mezarlarının üzerinde kulübeler kundur, kondurmuş. Evet. Peygamber Efendimiz'in torununun başına gelenler belli. Bu adama diyor saray gibi mezar mı yapılır diye. Burayı diyor yakacağız yıkacağız diye e, emir verdiği söyleniyor. Ondan sonra da hatta e, toprağının kazılarak Kızıldeniz'e Denize Dökülmesi talimatını verdiği de yazılıyor. Ama diyorsunuz ki ben karşılaşma bilmiyorum. Ben böyle bir şey Timur'un yapacağına fazla ihtimal vermiyorum. Olabilir tabii ben yanılıyor olabilirim ama benim hiç sesim bana böyle söylüyor. Ha, benim hiç sesimin hiçbir önemi yok. Sadece beni bağlar. Yani bir başkasını bağlaması tabii ki öyle bir iddiam da yok. Ama herkesin kendi sesine diyorsa onu dinlesin. Yani ben bunu hoşgörüyle karşılarım. Timur çok akıllı bir adam. Çok zeki bir adam. Yani bunu yapsa bu ona ne verecekti Timur'a Ben buradan bakıyorum ama, gerçekten hani inan, ama bakın inancı. bu iki sahabelerin mezarı ve bunu karşılaştırıp bunu bunu söylemiştir. Bunu söyler. Ama öbür o yapıldığını söylediğimiz şeyleri siz tuvalet meselesiyle ilgili olarak evet, hayır diyorsunuz. Evet. Ama orayı yak yani yıktırmak ve yani, yaktırmak işte üzerine evet, herhalde bunu yapabilir. onu yani kızmıştır. Yani şimdi orada o şeyleri de onu da açıklayalım. Tabii Dimaşk uzun yıllar e, hilafet merkezi, Abbas hilafetinin merkezi Dimaşk'a taşınıyor biliyorsunuz Muaviye'den sonra. Dolayısıyla orada çok ihtişamlı e, kabirler falan şeyler yapılıyor. Burası Şam yani. değil mi arkadaşlar? Emevi cami. Evet. Tabi bu Emevi caminin işte e, bir şey var. E, şimdi durumu ne acaba? Seyyah var. Tü, tüccar var, Bertrand de Mignanelli. Şu anda çok kötü. Bertrand de Mignanelli, İtalyan bir tacir. Dimaşk'da. Çok zengin oluyor orada. Timur geldiğinde hemen Kudüs'e kaçıyor. Hı hı. Daha sonra geri geliyor ve bütün her şeyi gözlemliyor, görüyor. Bakın ilk hali, Aa. normal hali. Ve bunları daha sonra yazıyor. Hı hı. Yani şöyle bir küçük bir risale o. Ben onu Türkçe'ye çevirip Türkçe'ye kazandırdım yayınladım tarih incelemeleri dergisinde bizim fakültenin dergisinde. Çok ilginç tabii yani. Tabii bu kaynakta da bu kaynak hmm. zamanın görgü şahidi. Bu kaynakta da aynen İbn şah'ta olduğu gibi çok büyük yanılgılar var. İkisi de çünkü ikisi de e, Timur'a karşı çok öfkeli. Timur'dan çok zarar görmüşler. Bunu açıkça söylüyorlar. Çünkü Timur İbni Arapşah'ı ailesinden koparıp e, göçürüyor. Semerkant'a götürüyor. Hmm. Ve bu travmayı İbni Arapşah bir türlü atlatamıyor. Ve acayip ölümaktır. E peki ailesini öldürmemiş mi? Yani annesi ve kardeşleriyle birlikte götürdüğünü kimi öldürdüğünü tam olarak e, bilmiyoruz ama. Ama yani, sanki ailesini gözleri önünde öldürdü o da diye söyleniyor ama mi? yani annesinin ve kardeşlerininle birlikte Hocam, götürüldüğü de söyleniyor. Yani babasını ben. belki de öldür orada kaybetmişler. Olabilir. De. Tabii tabii öldürüyor zaten. Orada çok müthiş işkenceler alıyor. E, ya bir yapılıyor. kadar doğal tabii bir şey sen, olabilir. Tabii ben bunu mi doktora canım? tezimde yazdım. Benim doktora tezim Memlük Timur'lu münasebetleri. Tamam. Ben bunu kaynaklardan tek tek ayıkladım ve yazdım ama ben bunları. Ama iki olasılık varken Olunca siz daha böyle daha ziyade Hayır hayır yani bu abla ben hayır bunu ben her yerde açık ve seçik bir tamam, şekilde peki. söylüyorum. İbn Arabi şey biraz önce dedim travma yaşadı. Ağır bir travma yaşatıyor ve dolayısıyla İbn Arabşah da çok peşini hükme o eserini yazıyor ve Timur'un bütün rezilliklerini yani ipliğini pazara çıkaracağım ben bu adamın diye bu eseri yazmaya başlıyor. Hı hı. Peki şimdi tekrar Ankara Savaşı'na dönecek olursak şurada şöyle bir detay veriyorsunuz ki aslında hemen herkesin kafasında mevzu oturuyor burada. Şimdi Sultan Bayezid tabii ki Nibolu'daki... Zaferle birlikte 1296, onun da çok kendine büyük bir zafer güveni burada be, da kazanacağına illaki değil. inanıyor. Fakat diyorsunuz ki Bayezid'in temelde haklıydı haklı olması yani e, o da kazanacağını düşünüyordu ama unuttuğu bir şey vardı ya da unutmak istediği bir şey vardı. Kendisine batılı ordular karşısında önemli zaferler kazandıran geneleksel Türk askeri özellikleri Timur'da da ziyadesiyle mevcuttu. Hatta kadim Türk coğrafyasıyla mevcut devamlı ilişkisi bağlamında çok fazla zaten bunun hani pratiği de yapıyordu, hayatlarını da geçiyordu ve e, bu savaşta Yıldırım Bayezid büyük bir hezimete uğruyor. E, siz fillerden bahsetmişsiniz. Timur'un ordusunda filler var. Evet çünkü Timur biraz önce yarım kaldı oradan alıp getireceğim. ...bu sefer getirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü zaman zaman daha ilgi çekici şeyler çıkıyor karşımıza... ...ve oraya dalıyoruz evet. yani. Argo ifadesiyle kusura bakmayın. 1393'te ilk kez geliyor Bağdat Abbas Hilafeti'ni işgal ediyor. Orada ama katliam yapmıyor ilk geldiğinde, evet. ikinci geldiğinde. Çok büyük bir katliam yapıyor. Ahmet Celayir kaçıyor, Memlük Sultan'da sığınıyor. Ben orada şey demiştim, o çevredeki hükümdarlara... Kendisine itaat edilmesi için mektuplar gönderiyor. Bunlardan birisi Sivas'ta hakim olan Kadı Burhanettin. Hmm. Tamam mı? Kadı Burhanettin ne yapıyor? Mektubun üç tane daha, dört tane daha kopyasını çıkartıyor. Birisini Yıldırım Beyazıt'a gönderiyor. Birisini Memlük Sultanı Berkuk'a gönderiyor. Birisini de Altın Ordu Hükümdarı Toktamış'a gönderiyor. Timur'un belalısı aslında hmm. Toktamış çünkü her şeyini kaybetmiş bir halde Timur'a sığınıp yanına asker teçhizat ordu verip kaç kere gönderiyor tahtını geri alsın diye buna rağmen sonra e, en büyük zararı gören ben ona belalısı diyorum onun için e, Toktamış oluyor hmm. müthiş bir vefasızlık örneği Toktamış hmm. yani bu kadar Timur iyilik yapıyor tabi bunu da stratejik bir takım beklentiler sebebiyle yapıyor Timur yani şeyin yüzü soyu hürmetine değil aslında şimdi bu mektuplar gidince e, bu e, Yıldırım Beyazıt, Kadı Burhanettin Toktamış ve Berkuk bir ittifak kuruyor dörtlü ittifak diyoruz biz buna hemen şimdi fillere geçiyorum bakın Timur bu durumu görüyor bunlar hemen anlaşma yapıyorlar ittifak bölgesel ittifak diyorum ben buna dörtlü ittifak diyorum bakıyor işte buradan Timur'un aslında duygularıyla hareket etmeyen bir insan olduğunu, bir komutan olduğunu da hemen anlıyoruz. Hmm. Bakıyor, öyle körü körüne giden, yok ben geri dönmem, ben çıktım yol, bunu tamamlayacağım, ne olursa olsun falan demiyor. Bakıyor, akılcı. Diyor ki, ben burada Osmanlı'nın üstüne gidersem, arkamdan e, Toktamış gelir, Berkop'ta gelir, öbür hmm. taraftan Kadı Burhanettin beni arada ezerler. Hmm. Ve geri çekiliyor. Oradaki bölümün başlığı geri çekilen yay, geri çekilen yay hı hı. çekiliyor Hindistan'a çünkü Hindistan'da kafirler var. Halbuki biz olsak yani biz olsak dediğim şimdi Yıldırım Bayezid olsa burada eğer kazanmış olsa gidecek İstanbul'u fethedecek. Evet tabii zaten Ankara Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi bu, olarak İstanbul'un fethinin ama, 50 yıl gecikmesidir. Geciktiriyor ama yani, mesela Timur savaşta, savaşta, ama Timur savaş'ta galip geliyor ama İstanbul'a gitmiyor. Gitmiyor. Hatta bekliyorlar bile eyvah buraya mı gelecek bir diye sonra ad edince e, şey yapmıyor buraya yani. Peki, ya Onu tam bit, olarak çözemiyoruz. Hindistan'a gidiyor. Hindistan'ı da Delhi'ye kadar bakın. Hindistan'ı da eziyor, geçiyor o fil Hı. hikayesini açıklamamız lazım. Ankara Savaşı'ndaki o filler nereden? Uzaydan mı geldi? Evet. Evet. Koca koca filler var orada. Orada Timur fillerle karşılaşıyor. Bakın orada savaş dehasının bir örneğini daha ben anlatacağım. Koca koca fillerle sizin ifadelerinizle gayet güzel. Karşılaşıyor filler kocaman. Bir de üzerinde mahveler var. Evet. Onların üstünde okçular, mızraklar, bir ekipman şey savaş makinası. makinesi Tabii. ve atlar zaten yolda daha del önlerine gelmeden e, hanla karşılaşmadan zaten e, çok zarar görüyor Hı. bir dakika diyor durun biz diyor burada diyor bir eksiğimiz var bizim atlarımız fillere alışkın değil kaçıyor atlar Tabii. bunlar ki. ne diye ne yapıyor biliyor musunuz büyük devasa öküzleri seçtiriyor getiriyor yani ee, şey onun yani, kendi ruhu anlamında o kelimeyi kullanıyorum. Onları fillere benzetiyor ve atlarıyla antrenman yaptırıyor. Hmm. Atlarını fillere alıştırıyor. Alıştırın. Böyle bir adam. Sonra savaş esnasında ne yapıyor biliyor musunuz? Kitapta onu yazdık biz. Sac ayağı deriz ya. Hı hı. O şekilde ama uçları çok sivri, keskin sac ayakları hazırlatıyor. üç ayaklı. Bunları fillerin güzergahına yayıyor, dağıtıyor. Hmm. O zavallı filler oraya girdiği zaman tabii onu evet. fil nasıl seçecek? Evet. Nasıl şey? Evet. Aa Aynen. burada oraya basmayayım. Buraya falan diyecek hali yok. Hı -hı. O battığı zaman düşünün şöyle şöyle sac ayakları nasıl can havliyle o hayvanlar ne hale geliyor? Nereye gittiğini unutuyor. Bakıcısını dinlemiyor. Atıyor. Kontrol edilemiyor. Ve bu tabii Timur'a müthiş bir öncelik sağlıyor. Tabii. Ve burada fillerin önemini keşfediyor ve Ankara'sı o fillerden de getiriyor işte. İşte Nasrettin Hoca fil hikayesi de zaten Hı -hı. oradan geliyor. Hı -hı. Ondan sonra Anadolu'ya da getiriyor bu filleri ve bu savaşta gerçekten filler ona bayağı bir avantaj sağlıyor. Ne enteresan. Evet. Bu arada Timur'un sevgili seyirciler bir sorumuz daha olsun sizlere. Timur'un ünlü de bir torunu var. ünlü bir astronom. Timur'un evet. torunu, ünlü astronom kimdir? Ee, Bana maden, soruyorsunuz zannettim hemen söyleyecektim. Yok yok siz söylemeyin sevgili seyircilerimize sorduk. Peki, ben o bir ilgili... küçük kopya verebilir miyim? Astronomla bu, mı ilgili? Evet e, bu kişinin ismi UNESCO tarafından aydaki bir kratere verildi. Kratere verildi evet doğru. Ee, bir havalimanımıza ismini veren Timur'un ünlü komutanı kimdir'in cevabını Cevaplar geldi verildi. mi? Geldi değil mi? Vallahi kaç çok kişi güzel. cevaplamıştır çok. Herkes Bence bilmiştir. Onu yani. çok bilmişler. O yüzden hemen bunu. Her bütün Ankaralılar bilmiştir. Kesin. Evet. Esenboğa Havalimanı. Esenboğa aslında İsenbuga. İsenbuga. Timur'un çok önemli komutanlarından birisi. Ve tabi bu şey havaalanı yapılmadan önce o komutanın yerleştiği karargahını kurduğu bir yerleşim birimi var orada. Hı hı. Bu komutanın ismi sebebiyle o zaman o dönemde oranın ismi değişiyor. Ve ondan sonra hep orası o şekilde kalıyor o yerleşim merkezinin ismi. Hı. Ve dolayısıyla işte o yere de havaalanı yapıldığı için ondan da etkilenerek bu ismi veriyorlar. Evet. Esenboğa Birçok kişi bence bilmiyordur bunu. Ne evet. dersiniz? Dediğiniz gibi Kızıl ismi gibi değil Kızıldır, mi? Otramboğa yuran. Boğa, Boğa, filan. aslında Esenboğa zamanla Esenboğa evet. olmuş. Esenboğa, evet. Esenboğa olmuş. Peki, e, şey çok merak ettim ben. O doğru mu diye? Hangisi? Mezarının laneti var mı? <laughs> Vallahi onu o yani Ger de bunu merak arkeolog Gerasimo, arkeolog orayı açan ee, ekibiyle birlikte ona sorma imkanımız olsa. Mesela ya, Ruslar neden korkuyor demiş. Yani Savaşşen'in tweet'i en büyük tehlike Timur'un mezarını açan kişiler neden ölüyor? Timur'un laneti olayı nedir? Ruslar neden korkuyor? Ya, ölen e, kısmı birazcık yani Timur'un mezarı zaten. Bu arada mezarının nasıl açıldığının görüntülerini şu anda e, ekranlarınıza evet, taşıyoruz. Güzel. Evet. Evet, Gerasimov ve ekibi antropolog, arkeolog orada ekipte çok önemli isimler var. Hı hı. E, gerçekten Timur'un mezarını açıyorlar. Ve bu İkinci Dünya Savaşı öncesi hı hı. işte oradaki bir e, yaşlı bir bilge kişi de diyor ki Yapmayı. yapmayın, bakın yapmayın, lütfen söz dinleyin. Bu çok büyük e, sıkıntılara sebep olacak, şöyle olacak, yani böyle olacak. Mezar taşında şöyle bir kitabe varmış, o yaşlı kişi onu hatırlatmış. Bu arada Stalin'in e, emri üzerine tabii, tabii, açılıyor tabii, 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 sevgili tabii, seyirciler. Şöyle yazıyormuş ya e, kitabede, kim ki mezara saygısızlık eder Allah'ın lanetinden kurtulamaz diye... İşte Semerkant'ın yaşlıları demişler yapma etme burayı açarsan eğer lanet seni bulur filan diye fakat ama bu kena, genel bir şey bu aslında. İşte bu bunula Timur'la ilişkilendirmişler. Biraz efsanevi tarafı da var tabi. Tesadüfler burada. E, ama nasıl, e, tarihi yapmıştı. işletiyor evet. ve gerçekten açıldıktan sonra tak diye haber geliyor Almanlar. Sovyet yani. işgali. Evet. Rusya'ya. Evet, aynen öyle. Ve bu tabii o sözü söyleyenlerin haklı olduğunun bir delili oldu. Peki sonra çıkartılan kemikler ne oldu? Ne oldu? İncelendi. İşte o hani teknolojiyle yüz şeklini çıkarıp ondan sonra onun üzerine o yumuşak dokulu cisimleri yapıştırarak evet. etlendirilerek onun hem e, yüz Tipolojisini ortaya çıkarıyorlar, hatlarını ortaya çıkarıyorlar. Hem de biliyorsunuz Timur'un ismine sonradan eklenen bir isim var. Aksak. Aksak, Lenk, Farsça hı hı. Lenk, Türkçe Aksak. Hı hı. Evet, Timur Lenk. Evet, bunun doğru olup olmadığını da işte bu şeyde müdahalede anlıyorlar. Sağ kolu ve sağ dizinden itibaren kalçasına doğru bacağında kemiklerin ölçüm yapılıyor daha kısa olduğu tespit ediliyor. Gerçekten her ikisi de kısa. Peki Ve bu aksaklık gerçek. Şu görse hatta sizin işte evet. kitapta da kapakta da var olan evet, bu aynı resim. Bu türbesin değil. bu türbesi ama yani evet. şey bu da aynı aynı hocam. Evet. Türbesinde asılı olan bir tablo zannedersem değil mi bu? Evet, öyle o zaman olur, görüntüsü olur. bu mu yani o mezarını açıp da Tabii tabii. Yani bu o etlendirmeye göre o tarihten sonra yapılan e, resimler onun üzerinden yapılıyor. Hı hı. Yani gerçeğe yakın bunu söyleyebiliriz. Yani evet. bu teknolojik bir şey çünkü. Evet evet demek ki e, hayal gücüyle çizilmiş bir şey değil de sonradan seneler sonra kemikleri çıkartılıp o etlendirildikten sonra <laughs> Timur'un böyle bir yapısı olduğunu düşünüyoruz. Evet yani güçlü bir yapısı var. Kendine bir Türk 70. diyor mu Timur? Tabii. Tabii. Türküm diyor. Tabii ki. Bunu yazıyor, kitabelerde yazıyor. Peki yani niye Moğollaşmış? Söylüyor. Moğollaşmamış. Moğolken Türkleşmiş. Bu çok uzun bir süreç. Biraz önce anlattık ya. Çağtay Peki Moğolken Türkleşmek ne demektir ki? Asimilasyon diye bir şey var. Zaman içerisinde bir ırkın mensupları hmm. daha büyük bir Nüfusun içerisinde eriyip gidiyor. Hmm. Bu. Türkçe konuşuyor ama değil mi? Tabii ki Türkçe de konuşuyor, Farsça da biliyor. Mesela bazen hoşuna giden şeyler olduğunda tarihçi anlatıyor, hup hup diyor, iyi iyi diyor, güzel diyor hmm. yani. Peki o yazışmalarda e, Türkçe mi o yazışmalar? Yani Yıldırım'la mektuplaştıkları? Şimdi hadisede. o yazışmalarda tabii ki yani e, o şeyde o mektupların orijinalleri var. Şimdi aklıma gelmedi. Ben doktora. Siz onu hatırlayın de. hocam. Hızlıca bir reklama anladım. gideyim. Reklam baktım gelmiş çünkü. Reklama gidelim sevgili seyirciler. Siz de bize en büyük tehlike etiketiyle yazın. Size bu kitaptan bol bol hediye edeceğiz ve e, sorularımıza da cevap verin diye rica edelim. Hocamız imzalı kitap göndersin bol bol. Olur mu? Tabii tamam. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, biz reklam arasında hep sizlerden gelen mesajları da e, okuduk. Ben de şimdi e, söyleyeceğim hem cevapları da vereceğiz hem mesajlardan da okuyacağım. O nihayet bu kaynağı hatırladınız. Hatırladım, evet. Feridun Bey'in Münshatü de Timur ve Beyazıt arasındaki yapılmış olan mektuplaşmaların e, örnekleri kopyaları var. Ee, bir seyircimiz diyor ki, e, Hanım Özbekistan'da diyor Emir Timur'a diyor Timurlenk diyemezsiniz diyor. Ha, tabii. Ha, bu bunu diyenler için diyor Emir, en büyük tehlike Emir, odur diyor. Yani Emir Timur, sadece. Emir Timur, evet. Ee, ayrıca bir başka seyircimiz de şeyi sormuş. Timur'un belli mi mezarı? Tabi belli. Onun görüntülerini verebilir miyiz arkadaşlar mezarının yerine? Guri Emir Timur, evet. Evet. Ha şu öndeki hocasının, değil mi? Evet ayak ucuna gömülmesini Ayak ucuna gömülme isim. Şuradaki siyah lahtin altında değil mi hocam? Evet. evet. Geçenlerde e, e, sanıyorum me meclis başkanı. Binali Yıldırım'la birlikte Bine bir heyet Yıldırım gitti. Bey, bir Sayın Yıldırım'la. Murat Bardakçı da içeriye aşağıya evet, inmiş. Evet. En sonunda Fotoğraf muradına çekmen. ermiş. <laughs> bir küçük şey de link de koymuş. Onu evet izledik. video koymuş. Çok da güzel yazılar yazdı. Evet. Ile ilgili, evet. Hatta onun yazısından okuyayım mı? Okuyayım. Bak andık madem. Evet. evet. Buradan selam kendisine gönderelim de buradan. selam gönderelim. <laughs> Şimdi diyor ki zeminin altı demek zırı zemin eski Türk mimarisinin önemli bir geleneği Selçuklular'da Timur İmparatorluğu'nda Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerindeki mezarlar bu şekilde Hı. ama güzel yani hakikaten değil mi? Bu şekilde inşa ediliyor diyor. Burada... Cenaze yer seviyesinin altında bulunan mahzeni aldıran, andıran bir odaya kıbleye bakar şekilde defnediliyormuş. Zannediyorum bunun 7 metre kadar altında değil mi hocam? E, tabii tabii yani kaç metre olduğu konusunda iddialı bir şey söyleyemem ama aşağıda ayrı bir e, oda var. Evet. Ve odanın içerisinde Timur'un gerçek mezarı var toprağa defnedilmiş şekilde. Hatta e, birçok önemli şahsiyetinde, mesela Hazreti Mevlana, Fatih Sultan Mehmet'in kabirleri de yine bu zır zemin, yani asıl kabre inilmiyor. Mezarın tam üzerindeki noktada sanduka benzeri bir şey var. Evet. Hatta burada da yeşim taşı, değil mi evet, hocam? Evet, yekpare yeşim taşı. Orada görüyorsunuz, bakın. Onun da mesela ne olduğu, nereden geldiği konusunda bir e, gök taşı şeklinde de de mesela benim hocam dünya çapında bir e, Timurlu tarihçisidir. Hı hı. O bunun işte gök taşından alınmış bir parça olduğunu, uzaydan düşmüş bir taştan alınmış bir parça olduğunu da e, dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Hatta Timur'a hayran İran hükümdarı Nadir şah 1740'ta bir yolunu bulup bu taşı oradan çaldırmış. Ondan sonra yeşim blok İran'a götürülürken kırılıp iki parçaya ayrılınca eyvah demiş yani lanet üzerimize geliyor. O hemen gerisin hemen geriye. Hemen gerisin geriye dediğiniz Kesinlikle, gibi evet, koyuluyor piktüler evet. 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 Çok Peki şey doğru mu? Çok ilginç. Hocam, şey doğru mu? Zamanında işte Timur Anadolu'ya geldiğinde bu Ankara Savaşı sonrasında bazı çini ustalarını burada bıraktı ve sonradan Yeşil Türbedeki o çinilerle Burada buraya girişteki çinilerin aynı formda olduğu bunun da sebebi aslında zamanında Timur'la gelen ustalar olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Valla bunun doğru olup olmadığı konusunda kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama, ama evet evet ama ben işte bak, onu bak, söyleyeceğim. Örnek işte, yani çiniler bunlar. Evet istidlal yöntemiyle özellikle sanatçılar bu işin erbabı olan insanlar bu e, motiflerin birbirine olan benzerliğinden böyle bir sonuç çıkarmışlar. Dolayısıyla biz bunu belki de doğru kabul etmek durumundayız. Çünkü onlar biliyor bunu, biz bilmiyoruz. Timur'un torunu ünlü astronom kimdir? Ulu Bey tabii ki. İşte Ay'a da, Ay'daki bir krater parçasına da ismi verildi UNESCO tarafından. Hı hı. Müthiş bir adam. Yani onun hazırladığı e, ziçler, o yaptığı gözlemler sonucunda hazırladığı ziçler, e, inanın batıda 18. yüzyılda bile hala onlar okutuluyordu. Biliyor musunuz? Astronomi derslerinde. Hı -hı. Ulu Bey'in yaptığı o ziçler kullanılıyordu. i̇bn Sina'nın Fettıp kitabı gibi nasıl e, yakın bir zamana Hı -hı. kadar kullanıldıysa aynı şekilde Ulu Bey'in o gözlemleri sonucunda. Hatta galiba şey miydi bu? Bir e, senenin işte 365 gün en şey yakın, en yakın evet. hesaplamayı yapan diye evet. e, söyleniyordu. Müthiş bir alim, müthiş bir bilim adamı. Evet, sizin en başta aslında söylemiştiniz sorunun cevabını yani ipucu onu yakalayan seyircilerimiz muhakkak var. Şam'da Timur'a esir düşen ünlü alim kimdir? İbn Haldun. İbn Haldun. Tabi İbn Haldun'un bir eseri var, Kitabül İber, beş cilt. Bu eserinde bu oradaki yaşadıklarını Timur'un Suriye ve Dimaşk'ı boydan boya Suriye'yi ezip geçmesini falan bu hikayelerin hepsini anlatıyor. Ve sonunda da e, Likai İbni Haldun ve Timur Lenk diye bir bölüm koymuş. John Walter Fischel de bunu Timur Lenk ve İbn Haldun karşılaşması diye İngilizce'ye hı hı. çevirmiş. Yani o sonda, o, o eserin sonunda... Timur'la olan karşılaşmasını ayrıca anlatmış İbn hmm. Haldun. Ve müthiş şeyler anlatıyor. Yani hmm. onun da aslında Türkçeye kazandırılması lazım. Ya yani Bence ben yapmam artık onu mi? da. Yani ama Bence daha genç arkadaşlar. hocam gençsiniz maşallah. Ben, ben yaptım yeterince çeviri çok daha Aman, genç yaşlarımda yapın, yaptım. Ki, hocam. İşte orada John Will'in bir Haçlı hatıraları size var. Şimdi. bir kaynak çevirisi de yaptım. Çünkü Bizim hocamız ya hep bize şunu çok derdi. Şunu program çıkar hocadan. Değil mi hocam? Tabii ki çıkar. Şunu da okuyayım mı? Buyurun. Ee, bir seyircimiz göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Timur'un Günlüğü, Tüzükat-ı Timur evet. isimli eserinde evet. Allah'ın dinini ve Hazreti Muhammed'in hükümlerini dünyaya yaymayı esas edindim. Her zaman her yerde İslamiyeti tuttum diyerek evet. dini inançlarını. Biz ki Müluki Turan Türk memleketleri, emiri Türkistanız. Türkistan evet. sultanı. Biz ki Türk oğlu Türküz. Biz ki milletlerin en kadimi ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz diyerek de açıklıyor milliyetini. Evet. Evet. Yani bu konuda çok hassas ve bunu hep vurguluyor Timur. Öyle evet. bir insan. Bunu da söylemiş olalım. Hocamızın yani kitaplarını bilinçince. hemen size göstereceğim. Bir gün bu kitabı da illaki yapalım. Suç ve Ceza Cüneyt Kanat'tan Orta Çağ Türk Devletleri'nde Suç ve Ceza. Bir Haçlı'nın Hatıraları bu e, Jean de Joanville'den tercüme Cüneyt Kanat'ın çalışması. Sorularla Haçlı Seferli. Biz bunu yap, yaptık biz bu kitabı ama. E, bir cuma programında Haçlı evet, Seferlerini evet, evet, konuşmuştuk. Haçlı Sefer. Konuştuk ama koca kitaptan ne kadar konuştuk. Ama orada. o çok e, zamanımız orada çok sınırlıydı. Evet ve tarihin medyayla imtihanı. Aa, tarihin medyayla imtihanı. <laughs> çok siz, bu kitabı, siz bunu çok seversiniz. Seviyorum. Seversiniz, hep de o, söylersiniz. O kitap Pelin... 20 günde ikinci baskı yaptı biliyor evet, musunuz? Evet, doğrudur. Ama de. hala çok az okunduğunu düşünüyorum ben. Bütün birin sınıf tarih öğrencilerinin ilk önce okuması gereken kitap, ilk bölümde tarihin neliği üzerine konuşuyorum. Sonra akademik ve popüler tarihçiliği anlatıyorum. Yani faydalı bir kitap oldu. Kesinlikle en büyük tehlike etiketiyle bu gece bize çok tweet geldi. Ayrıca e, en büyük tehlike olarak tarihte ne gördüğünüzde o kadar çok e, soru geldi ki buradan da insanların bakış açısını e, yansıtması açısından da altında da bakılabilir. Neler neler düşünmüşler. Yayından sonra da size bunları okuyacağım hocam. Memnunum. Sevgili seyirciler çok teşekkür ederiz. Bu gece bizlerle birlikte olduğunuz için. Artık çarşambaları dirilişten sonra buluşuyoruz sizlerle. Gelecek hafta yine gece randevumuz olacak. Gündem ötesinde Ebru Yücel ile hazırlıyoruz malumunuz. Emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bir de kitap fuarı ile ilgili bu hafta sonu değil ayın 17'sinde İstanbul Kitap Fuarı'nda inşallah yeni kitapla İstanbul'un gizli tarihiyle buluşmak üzere diyorum. Sözleşelim şimdiden. Hoşçakalınız. Teşekkür ederim hocam tekrar. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.